merhabalar değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün sosyal hayatımıza, sosyal hayattaki ilişkilerimize değineceğiz. Gelin kayınvalide ilişkilerinden, iş arkadaşları arasındaki ilişkilere, komşuluk ilişkilerine, evlilik içerisindeki akrabalar arasındaki ilişkilere varana kadar sosyal hayatımızda pek çok çatışma yaşayabiliyoruz. Peki bu çatışmaların, bu problemlerin kaynağı hangi hatalı yaklaşımlarımızdan, hangi önyargılarımızdan kaynaklanıyor? Bütün bunları detaylı olarak konuşacağız ve çözüm önerilerini, doğru yaklaşım biçimlerini sunmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumla birlikte uzman psikolog ve aile danışmanı Tuğba Demiröz bugünkü konuğumuz. Şimdi ne yapmalı başlıyor. Sosyal hayatta farklı yapıdaki insanlarla bir aradayız. Peki yaşanan anlaşmazlıklar hangi hatalardan kaynaklanıyor? Algı ve kültür farklılıklarıyla nasıl uzlaşmak gerekiyor? Uzman psikolog Tuğba Demiröz'le evlilik, gelin kaynana ilişkileri, iş hayatı, komşuluk ve daha pek çok sosyal ilişkiye dair tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Tuğba Hanımcığım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi bir kez daha konuk ettiğimiz için çok memnun olduk, mutlu olduk. Sizinle farklı böyle tam hayata dokunan konuları ele alıyoruz. Bugün yine sosyal hayattaki ilişkilerimize odaklanacağız. Oradaki hatalarımızı konuşacağız. Ama en başta sosyal hayatta iletişim halinde olduğumuz insanların çeşitliliğini konuşarak başlayalım istiyorum ben. Nasıl bir yelpaze, nasıl bir skala karşımıza çıkıyor hayattaki iletişim kurduğumuz insanlar arasında? Ben her zaman şöyle diyorum, sosyal hayatta ne kadar insan varsa her bir insan yelpazede yerini alıyor. Hı. Yani ne kadar insan o kadar farklı bakış açısı, ne kadar insan o kadar algı çeşitliliği. Her bir insanın algısı, içinde doğduğu kültürden dolayı, içinde doğduğu aileden dolayı, şartlardan dolayı onu farklı kılıyor. Yani herkes bir tür nevi şahsına münhasır diyebiliriz. Hı hı. Her çeşit insan var dediğiniz gibi. Farklı, hele de kozmopolis şehirlerde yaşayan insanlar için bakarsak her memleketten kişi var, her görüşe sahip, her yaşam biçimine sahip insanla iletişim halindeyiz. Büyük bir çeşitlik var ve dediğiniz çünkü gibi yer alıyor. Çünkü insan karmaşık bir bütün. Hı hı. Hani örneğin işte bedeninin bir uzvunun özürlü doğması. Tabii. Ya da kişinin belli bir dine veya dinsizliğe mensup doğması veya annesiz ya da babasız dünyaya gelmesi ya da annenin ilgili babanın ilgisiz olması veya evde uyuşturucu kullanan insanların olması. Yani şimdi düşünün, her birimizin aile örüntüleri, içine doğduğu kültür farklı olduğu için bunlar doğuştan itibaren bizim öncelikle benlik algımızı, daha sonra da diğer insanları, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk, öteki algımızı etkiliyor ve bunların hepsi bizim aslında dünyaya nasıl baktığımızı, karşılaştığımız olayları nasıl yönettiğimizi, nasıl algıladığımızı gösteriyor. Peki bu çeşitliliğe nasıl yaklaşmak gerekir? Neye göre dezavantaj, neye göre avantaj olur? Çünkü bazen kendimizi tek doğru olarak kabul ettiğimizde herkes yanlış hale geliyor. Muhakkak. Veyahut da sizin söylediğiniz gibi kendilik ve ötekilik algısında herkes doğru, ben mi yanlışım acaba gibi bazı işte özgüvensizlikle örülen bir takım yaklaşımlar da söz konusu olabiliyor. Normal bir şey, çeşitlilik var. Bu var. Aslında belki güzel de bir şey. Güzel de biz bir neye şey. Göre avantaj ya da dezavantaj haline bunu getirebiliriz? Şu algı hatasını yapmamamız gerekiyor. Hani kişinin herkesi kendisi gibi bilmesi. Hı hı. Eğer karşımızdaki insanları kendimiz gibi bilirsek, kendimize koyduğumuz sınırlar neyse, mesela hayata dair melimalılarımız varsa veya kendi mükemmelliyetçi yapımız varsa, şöyle olmalıyım, şunu başarmalıyım, bunu yapmalıyım, işte öğrenci dediğin böyle davranmalı, işte şu notu almalı gibi melimalılarımız varsa, kendimize
koyduğumuz o kıstasları çevremizden de bekler hale geliriz. Beklediğimizde de ne olur? Eğer çevremiz bunu karşılıyorsa, evet, o insanlarla iyi bir iletişim sürdürmeye devam ederiz. Ve fakat çevremizde bizim kendimize koyduğumuz kıstaslar göremiyorsak, işte o zaman çevremize öfke duymaya başlarız veya kendimizi suistimal ediliyor gibi hissetmeye başlarız. Bunların hepsinin kökeninde bizim algılarımız yatıyor. Hı hı. Bu programda vurgulamamız gereken şey aslında algılarımızın biricikliği, herkesin algılarının kendine has olduğu ve insanların birbiriyle iletişim kurarken karşısındakinin bakış açısının farklı olabileceğini anlaması. Asıl vurgulamak istediğim şey bu. Hepimiz farklı açılardan baktığımız için tartışıyoruz. Hı hı. Bu çok yakın ilişkiler için de geçerli. Eşler arasındaki ilişkiler veya programımızın başında söyledik. Gelin kayınvalide arasındaki ilişkilerde de geçerli. Aslında toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde de. Yani hep bir arada yaşama kültüründen, toplumsal barıştan bahsediyoruz, evet. Ya. Bununla ben çok doğrudan alakalı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Söylediğiniz gibi ben böyle düşünüyorum, siz de başka türlü düşünüyorsunuz mesela. Ortada bir mesele var ve bu bir çatışmaya ya da bir anlaşmazlığa yol açtı. Belki çatışma boyutuna getirmemek gerekir ama bir fikir farklılığı. Bu farklılıklara da, yani tartışmaya belki zemin hazırlayan farklılıklara da normal olarak mı bakmalıyız? Çünkü bazı insanlar da hani en ufacık problemi bile kaldırmayan, hani böyle sıfır sorun beklentisi içerisinde, hı-hı, de olabiliyoruz bazen. Öyle bir hayat yok. 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 Normal midir? Ne dersiniz? Şimdi bir şey anlatmak istiyorum burada. Hı-hı. Nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle doğru dinleyip dinlemediğimizi diğer insanları fark etmemiz lazım. Hani dinlemek bir sanattır derler ya, gerçekten bu çok doğru. Her insan dinlemeyi bilmiyor. Kimisi taraflı dinler, hı hı, kimisi açık aramak için dinler, kimisi acaba karşısındaki ne kadar biliyor diye test etmek için dinler, kimisi öğrenmek için dinler, kimisi de gerçekten karşımdaki bana tam olarak ne mesajı iletmeye çalışıyor, bu gözle ya da bu, hı hı, kulakla dinler. Biz eğer doğru dinleme şeklindeysek önce bunu test edeceğiz. Ben karşımdaki insanı doğru mu dinliyorum? Hı hı. Doğru dinliyorsam nötr olmam gerekir. Doğru dinlediğim insanı, çünkü nötr duygularımdan ve aklımdaki sorulardan, sorunlardan ayrı olarak sadece anlamak maksatlı, ne ifade ettiğin mesajı bana tam geçsin diye dinlerim. Bu kulakla dinlerim. Şimdi buna biz psikolojide dört kulak diyoruz. İnsanları, hani iki kulaklıyız ama dört kulaklı hayal edelim. Şimdi hepimiz hayal edelim, hı-hı, bunu. Kulaklarımızdan birinin adı içerik kulağı. Diğerinin adı kişi kulağı. Alttaki kulağımızın adı ilişki kulağı. Diğer alttaki kulağımızın adı da yaptırım kulağı. Hı-hı. Dört kulağımız var. Hı-hı. Bu dört kulağımızda konuşurken veya yaşantı içinde davranışlarla farklı şeyler duyuyorlar. İlla sözel olarak bir şey duymasına gerek yok bu kulakların. Hı hı. Örneğin sana sırtımı dönüyorum, kulaklar çalışmaya başlıyor içten. Bana küstü mü, bir şeye mi darıldı, bir şeye mi alındı? Hı. Şimdi bu kulakların her biri farklı bir şey duyuyor. Ne dedik? Burada içerik kulağı vardı. İçerik kulağının duyduğu şey şu: söylediği tam olarak ne? Hı hı. Ne dediğini duyuyor karşı tarafın. Kişi kulağı şunu duyuyor. Aynı konuşmadan duyuyor hepsini. O nasıl biri? O kim? İyi biri mi? Kötü biri mi? Cana yakın mı? Ketum mu? Ona dair özellikler yakalamaya çalışıyor. Ve bunu aynı konuşmadan yapıyor. Yine aynı konuşmadan ilişki kulağı, aramızda nasıl bir ilişki var? Dost muyuz? Düşman mıyız? Yakın mıyız? Uzak mıyız? Bunları duyuyor. Aynı konuşmadan şu kulağımız, yaptırım, şimdi bana bunu, evet, yaptırım kulağı, şimdi bana bunu niye dedi, ne düşünmemi istiyor, ne yapmamı istiyor, ne demeye çalışıyor, bunu duyuyor. Ve bunların hepsini aynı konuşmadan duyuyoruz. Birlikte minik bir çalışma yapalım. Mesela araba kullanıyorsun ve yanına çalıştığın yerden bir arkadaşın arabana ilk kez bindi. Hı hı. Yolda giderken sana diyor ki, Ayşe sağdaki arabaya dikkat et. Hı hı. Ayşe yeşil yandı.
Ayşe kırmızı yandı. Ayşe soldaki arabaya dikkat. Ayşe yeşil yandı. Ayşe sarı. Hmm. Bunu sürekli söylüyor. Ne yaşamaya başlarsın? Kaygı. Kaygı yaşa. İçinden geçen düşüncelerde neler olur? Neler diyor onlar sana o sırada? Ya şöyle derim, herhalde çok konforlu hissetmedi, güvenememiş olabilir mi acaba bana? Acaba ben kötü mü kullandım, acaba sarstım mı biraz diye düşünebilirim. Veyahut da yanımdaki kişiyle ilgili olarak da endişeleri var galiba bu araba yolculuklarıyla alakalı diye de düşünebilirim. Ya onunla ilgili ya kendimle ilgili bir şey olduğunu düşünürüm muhtemelen. Çok güzel. Hı-hı. Şimdi kulaklarımıza gelelim. Hı-hı. İçerik kulağı, neyi duyuyordu, ne dedi? Hı-hı. Ne dedi sana? Kırmızı yanıyor, dikkat et. Dedi. İçerik bu aslında. Evet. Kırmızının yandığını dikkat etmem gerektiğini söyledi. Hı hı. Sağdaki arabaya dikkat etmem gerektiğini söyledi. Yeşilin yandığını söyledi. Bu normalde bizi kaygılandırır mı? Yok. Bilgisel düzeyde doğru dinlersek bunları söyledi. Ama diğer kulaklar otomatik olarak beynimizin işleyişinden dolayı devreye giriyor. Peki biz bu durumda doğru dinlediğimizi karşı tarafa nasıl aktaracağız? Çok güzel. Çünkü benim artık kulaklarım çalışmaya başladı. Acaba araba kullanmamı beğenmedi mi? Acaba bana ehliyeti sen kasaptan mı aldın demek istiyor? Acaba direksiyondan kalk ben süreyim mi demek istiyor? Ya da bir an önce arabamdan inmek mi istiyor? Beynimin içinde bir sürü düşünceler gelmeye başladı. Doğru dinlediğimi göstermek için karşı tarafa yapmam gereken şey şu. Önce durumu tanımlayacağım. Durumu tanımlayalım. Durum ne? Arabaya bindiğinden beri bana sıklıkla sağdaki soldaki arabalara dikkat etmem gerektiğini, yeşilin, kırmızının yandığını söylediğini duyuyorum. Sıklıkla bunu duyuyorum. Durumu olduğu gibi tanımladık. Bu bana nokta 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 düşündürttü. Bu bana ehliyeti kasaptan aldığımı, benim dikkatsiz bir sürücü olduğumu, seni rahat ettiremediğimi düşündürttü. Doğru mu düşünüyorum diye sorarım. Karşı taraftan iki tür cevap alacağım. Ya şu çatı altında, evet doğru düşünüyorsun aynen dediğin gibi. Hı hı. Ya da şu çatı altında, ay çok özür dilerim sana bunları mı düşündürttüm? Hani laf olsun diye arabaya bindim, konuşuyordum laf olsun diye de diyebilir. Hı hı. Ama ben bunu sormazsam. Doğru. İki tür davranabilirim. Ya çok öfke duymaya başlarım onun o hareketinden ve işte sağa çekerim iniyorsun arabadan deyip indiririm. Hı hı. Ve karşı taraf şu bakış açısındaysa yani laf olsun diye konuşuyorsa aa ne oldu şimdi bu insana beni bu arabadan niye indirdi diye düşünebilir. Ya da ben o insana evet gideceği yere kadar bırakırım ama bunları düşündüğüm için öfke duymaya başlarım. Çünkü neden? Gerçekten sebebini sormadım. Aslında onu etkili dinlemedim. Doğru. İletişim ne oldu kulakları. Bu sefer birikti. Bir sonraki diyelim ki yine öyle bir pozisyon oldu. Yine arkadaşımı sen ben bırakacağım. Sen zaten bana hep bunu yapıyorsun diye bu sefer genellerim. Genelleyebilirim veyahut da baştan ön yargı duyarım. Gene bana müdahale edecek ya bir sürü şey söyleyecek. Ya, stres üretebilirim ya, bakın, belki. Bakın işte bunların hepsi algı. Ama gerçek değil yani. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi insan düşünceden ibaret. Hani gerçekten şu sözü ciddi anlamda idrak edebilsek aslında saf düşünce olduğumuzu ve insanlara değil onların davranışlarına değil onların davranışlarından algıladığımız atıflarımıza tepki gösterdiğimizi bir anlasak. Doğru. Aslında ona değil kızdığım sen değilsin kızdığım yaptığı değil kızdığım o yaptığının bana hissettirdiği ama acaba karşımdaki ne hissettirdiğinin farkında mı? Çünkü aynı olayı yaşamış insanlar olsa da herkes aynı tepkiyi vermiyor ki. İnsanlar aynı olayı yaşasa da birbirinden başka başka tepkiler verebiliyorlar. Çok doğru, evet. Mesela bir adli vaka durumunda da herkes farklı aynı olayı farklı şekillerde anlatabiliyor. Evet. Yani algı çeşitliliğini bu tür olaylarda ya da yaşadığımız küçük bir sorunda da mesela sen ne diyorsun? O A şeklinde anlatıyor. Sen nasıl gördün? O B şeklinde anlatıyor. Dediğiniz gibi algılar çok çeşitli. Evet. Peki, şimdi burada daha basit bir olaydan, gündelik hayatta yaşayabileceğimiz bir şeyden bahsettik. İşte bir araba yolculuğu sırasındaki bir iletişim gerginliğinden bahsettik. Daha büyük olaylar da
yaşayabiliyoruz. Hepsinde iletişim kulakları devreye giriyor. Peki doğru yaklaşım biçimi veyahut da dediğiniz gibi diğer kulakların devreye girerek algıların, önyargıların ortaya çıkması. Bu iki durum bizi nasıl etkiler? Hepimiz sorun yaşıyoruz. Biri bizi olgunlaştırır, öbürü de daha gergin, böyle psikolojik olarak da çökmeye giden bir sürece mi yol açar? Yani süreç açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu da algı. Hı hı. Yani bahsettiğin gerçekten hani insanın, hepimizin başına hayatta zor olaylar geliyor. Acı olaylar, acı Tabii. deneyimler geliyor. Acının kendisi bizi hastalandırmıyor. Ya da acının kendisi bizi depresyona itmiyor. Acı hep var. Hayat içinde hep var. Ve fakat bizim acıya yaklaşımımız, sizin dediğiniz gibi. Bazıları yaşadıkları acılardan ders alarak çıkıyor. İşte tamamen algı. Çünkü onun inandığı şey, ben acılarımdan ders alacağım. Tünelin sonunda muhakkak bir ışık var. Eninde sonunda refaha, feraha çıkacağım. Bir hata yapmışsa o hataları tekrarlamayacağımken, bazıları o kadar çarpıtarak dünyayı algılıyorlar ki, örneğin diyelim bir öğrenci. Hı hı. Bir dersten çalıştığı halde beklediği notu alamadı. Evet. Ben bu dersten anlamıyorum diye direkt sonuca varıyor ve bir yargı veriyor. Hı hı. Beklediği not 90'dı, aldığı not 60 diyelim. 60 kısmını görmüyor. Evet. Ben bu dersten anlamıyorum. Toptan hepsini karaladı. Veya bir ev kadını düşünün. Her gün düzenli ve güzel yemek yapıyor. Fakat bir gün pilavını yaktı. Hı hı. Ben beceriksizin tekiyim. Başaramıyorum. Ya da yine bir ev kadını düşünün. Evine misafir ağırlayacak. Ama yapısı mükemmelliyetçi. Her şey dört dörtlük olsun istiyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Fakat çay servisini yaparken ayağa takılıyor ve düşüyor. Hı hı. Yine de her şeyden herkes memnun kalıyor, güzel bir gün geçiriyorlar hı hı. ama onun takıldığı tek yer, işte çayları devirdim, hı hı. rezil oldum, tamamen algılarımız. Oysa insan hayat içinde her şey bizim için, hatalar da bizim için olabilir deyip geçmek. Eğer bu hata gerçekten düzeltilebilecek bir şeyse, kaza değilse, bir dahaki sefer buna dikkat ederim. Ya da düzeltmeye çalışırım demek. Bunlar da tamamen bizim inançlarımızla, temelde neye inandığımızla, yani şemalarımızla ilgili. Bu şemalar nasıl oluşuyor diye soracağım. Ama Manisa'dan bir izleyicimiz var, kendisini dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, buyurun. Benim doktoruma bir sorum olacaktı da. Benim eşimin bana güveni hiç yok. Hani benle alakalı değil de geçmişle alakalı, sürekli geçmişindeki hataları bende görecekmiş korkusuyla yaşıyor. Ve bu bizim evliliğimizde çok sıkıntı yaratıyor. Gün geçtikçe fazlalaşıyor. Ben bunun için ne yapmalıyım yani? Bana sürekli kendini kanıtla diyor. Hani benim bende gördüğü bir hata da yok. Onu da söylüyor ama bir türlü güvenemiyor bana. Onu ben çözemedim artık. Ben bir yardım istiyorum sizden. Bir şeyleri eşinize kanıtlamaya, çalışmaya devam ettiğiniz müddetçe eşiniz bu kanıtları daha fazla istemeye devam edecek. Ben onu yapmadım zaten. Hani kanıtlama şeyinde değilim. Bu son seferlerde kanıtla demeye başladı. Ben dedim sen bende ne gördüysen hani o, başka da bir şey yok. Kanıtlamam gereken bir şey de yok. Ama bunlar benden kaynaklı değil diyeceksiniz. Bunlar senden kaynaklı, benden evet. kaynaklı olmadığı için benim kanıtlamamı gerektirecek bir durum yok. Yani o konuda mesela evlilik terapisi almanız, destek almanız Manisa'daki bir psikolog arkadaştan çok sağlıklı olabilir. Eğer beslerseniz eşinizi bu konuda her zaman daha fazlasını bekler hale gelecektir. Beslemeyin derim. Peki, tamam. Üzerine devam edeceğiz. Güzel bir soru oldu. Bu da yargılarımızla, algılarımızla alakalı bir mesele. Evet, geçmiş deneyimler. Çok teşekkürler. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Detaylandıracağız. Sosyal hayatta farklı yapıdaki insanlarla bir aradayız. Peki, yaşanan anlaşmazlıklar hangi hatalardan kaynaklanıyor?
algı ve kültür farklılıklarıyla nasıl uzlaşmak gerekiyor? Uzman psikolog Tuğba Demiröz'le evlilik, gelin kaynana ilişkileri, iş hayatı, komşuluk ve daha pek çok sosyal ilişkiye dair tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet, izleyicimiz oldukça güzel bir soru sordu. Eşler arasında bu tür problemler yaşanabiliyor. Bir güven krizi yaşadıklarından bahsetti ve hep kendini kanıtlaması üzerine. Şimdi sizinle program öncesi yaptığımız hazırlıkta bazı düşünce kalıpları çalıştık. Onları da detaylandıracağız. Biraz bu bana ya olursa kalıbına giriyor gibi geldi. Yani ya bir hata yaparsam. Gibi. Evet. Bu tür bir yaklaşım karşı taraflı olan, karşımızdaki kişiyle olan ilişkide ya işte beni aldatırsa, ya bana yalan söylerse, ya beni sevmiyorsa, ya benim boşanırsak gibi bir sürü olasılıklar. Evet. Hayatta bir sürü olasılık direkt var. Direkt sonuçlara atlıyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Ne yapmak lazım bu tür durumları? Çünkü her ilişkide yaşayabiliyoruz. Hatta ileri boyutları da olabiliyor. İşte ya burası kirliyse, ya hastalanırsam, ya ölürsem gibi böyle biraz daha obsesyona giden bir boyutu da olabiliyor. Ne tavsiye edersiniz ya olursa kalıbıyla düşünen insanlara? Şimdi kişi her şeyden önce kendisinin algılarının farkında olmalı. Bilişsel çarpıtma yaptığının farkında olmalı. Yani bugün internet dünyasında her tür bilgiye ulaşabiliyoruz. Bugün konumuz otomatik düşünceler ya da bilişsel çarpıtmalar ya da kişiyi zora sokan hastalıklı algılar. Bunları kişiler araştırıp kendisini gerçekten bu konularda check edebilir, kontrol edebilir ve algılarının farkına varmaya artık başlayabilirler. Bu tamamen beyefendinin kendisiyle ilgili bir şey. Geçmişte yaşadığı deneyimleri onu bugün eşine güvensizliğe itmiş. Eşiyle direkt alakası var mı? Kendisi de söylüyormuş. Hayır, yok diyormuş. Ve fakat geçmişte yaşadığı deneyimlerden aynı acıyı çekmemek için bir sonuca varıyor. Dediğiniz gibi ya böyle olursa şeklinde sonuca varmasından dolayı hem eşine hem de kendisine ıstırap veriyor. Yapması gereken şey doğmamış çocuğa don biçmeye çalıştığını fark edip ya ben ne yapıyorum? Niçin huzurumuzu, aile huzurumuzu böyle bir şey için bozuyorum ya da ilişkimizi bozuyorum deyip kendini o konularda frenlemesi ve geri çekilmesi. Ama bunu beyefendinin yapması gerekiyor. Bununla ilgili yardım da alabileceğini zaten söylediniz. Yardım alması çok çok iyi olur. İlerleyen boyutlara da ulaşmaması adına eğer biz böyle bir yaklaşımla karşılaşıyorsak, bir güvensizlikle ya da olasılıklar üzerine şeylerle, o zaman da bunu beslemeyeceğiz karşı tarafı kesinlikle. Yani bu benden değil, bu seninle ilgili bir mevzu. Ben seni aldatacak, kandıracak herhangi bir şey yapmıyorum. Bu benden değil, bunları reddediyorum. Bununla senin baş etmen gerekiyor. Bunun yollarını da sen bulabilirsin şeklinde hiçbir şekilde üstlenmememiz lazım. Ama birçok mesela danışanımda da gördüm, evlilik terapisinde eşini ikna etmeye çalışanlar oluyor. Örneğin en çok kıskançlık vakalarında bunu yaşıyoruz. Ve bu daha çok kadınlarda görülüyor. Kadın eşini kıskanıyor. Sağa baktın, sola baktın, arabada dikiz aynasına baktın, işte markette karşıdaki kadına baktın. Atıyorum beyefendi diyor ki hayır bakmadım. Gerçekten mi? Hayır, ben gördüm, sen baktın. Bunu bana bakmadığını ispatla. Şimdi bu da insanda, şimdi sana ya da bana yapıldığını düşünsene, davranış bozukluğuna girmeye başlarız. Tabii. Bir müddet sonra. Sağa bakmayayım, sola bakmayayım, önüme bakayım derken doğallık yitiriliyor. Ondan sonra bu yaptığımız o çekince davranışları karşı taraf tarafından bak artık kendini kontrol etmeye çalışıyor. Demek ki bakıyordu da böyle yapıyordu. Bak şimdi bakmamaya çalışıyor ama en ufak bir dönmede bak yine yenik düştü, baktıya dönüyor. Doğru. Sürekli hastalık beslenmiş oluyor o zaman. O hastalıklı düşünce besleniyor. Eşlerin birbirine bunu yapmaması gerekiyor. İspat boyutuna gelmemeleri ve kişiyi bu benimle ilgili değil, bu seninle ilgili ve bunun üstesinden senin gelmen lazım mesajını net bir şekilde iletmeleri
Çok çok önemli. Önemli. Çok önemli. Burada ben programımızla ilgili bir not hemen izleyicilerimize ileteyim. Bu tür, çünkü şimdi hanımefendi izliyor programı ama beyefendi muhtemelen izlemiyor. Bizim YouTube yüklemelerimiz üzerinden program bölümlerimizi bulup ilgili kişiyle beraber izleyip bir karara da varabilirsiniz. Tabii ki bir tartışma zemini olmadan. Yansız izlemek tabii, lazım. Tabii kesinlikle. Tarafsız çözüme yönelik bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Peki şimdi otomatik düşüncelerden bahsettiniz. Biz olaylara, kişilere, yaşadığımız durumlara belli şemalarla yaklaşıyoruz dediniz. Bu şemalar ve bu otomatik düşünceler nasıl gelişiyor? Bebekliğimizden itibaren gelişmeye başlıyor. Doğduğumuz andan itibaren henüz insanları, duyguları, kelimeleri, hiçbir şeyi tanımıyoruz ve tanımaya başlıyoruz. Ama hepimizin bir mizacı ve karakteri daha doğuştan var. Nasıl olacağımız 3 aşağı 5 yukarı belli ve fakat her birimiz farklı çevrelerin, farklı ailelerin içine doğuyoruz. Şema demek ne demek? Mesela bir çocuk düşünün, bebek, masada yemek yiyorlar. Evde sıklıkla söylenilen şey, hadi masaya geçiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Ona masa deniyor. İşte kare, tek ayaklı. Ama sonra başka bir evde hadi yine masaya oturalım deniyor. O da dikdörtgen, dört ayaklı. Başka bir evde yine masaya oturalım deniliyor. O da yuvarlak, 3 ayaklı olsun. Çocuk her birinin masa olduğunu, yani artık zihninde bir masa şeması oluşuyor. Mesela bu soru işareti şeklinde bir masa. Evet, bu da bir masa ama. Bu da bir masa. Aynen, buraya da oturuluyor. İşte bir sandalye var, kenarına çekiliyor. Bu da bir masa. Masaya ait genel bir şema oluşuyor. Bu beynimizin bize tasarrufu aslında. Tek tek dünyadaki bütün masaları görüp, aa bu da masaymış, bu da masaymış dememize gerek yok. Birkaç masa örneğinden onun masa olduğunu öğreniyoruz. Birkaç kadın örneğinden anne kavramını öğreniyoruz. Birkaç erkek örneğinden baba ya da amca kavramını öğreniyoruz. Hani bebekler önce bütün gördüğü erkeklere baba, sonra zamanla ayırt etme, bir tanesi baba, diğerleri amca. Bu dediğimiz şey şema. Şemalar böyle oluşuyor. Tabii insan davranışlarını etkileyen şemalar bu nesne bilgisi şemaları değil. Bizim davranışlarımızı etkileyen şemalar, mesela diyelim ki küçüklüğümüzden itibaren eleştiriliyoruz veya engelleniyoruz. Dur düşeceksin koşma, bak terleyeceksin, hasta olacaksın yapma ya da çocuğun yerine bir takım şeyleri o yorulmasın diye bizim yapmaya çalışmamız onun zihninde zamanla şu şemayı oluşturuyor. Sen yetersizsin. Yetersizlik şeması. Veya ben bu işi yapmaya elverişli değilim. Ben kusurluyum. Kusurluluk şeması. Veya baba bir yere gidiyor, haber vermeden gidiyor. Birkaç gün dönmüyor, iş seyahati olabilir, terk edilme şeması. Evet. Ve sonra da otomatik olarak bu şemalar, çünkü bizim temel düşüncelerimiz haline geliyorlar, hayatımızı etkilemeye devam ediyorlar. Diyelim ki bir insanda çocukluğunda ayrılık şeması oturdu. Karşılaştığı her arkadaşı veya ileriki yaşlarda kurduğu evlilik ilişkilerinde her zaman terk edileceğine inanacak. Ve kendisi terk edilmemek için saçını süpürge etmeye başlayacak. Fakat bir taraftan da karşı tarafa sürekli şu mesajı verir. Eğer varsa terk edilmiş. Zaten sen de beni bırakıp gitmeyecek misin? Zaten hiç kimseye güven olmaz. Bir gün sen de beni bırakacaksın. Sürekli bu mesaj verilir. Kendisi kendisini feda ettiği için karşı taraf için aynı davranışı ondan da bekler. Bak ben senin için her şeyi yapıyorum. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Sen bana değer vermiyorsun, değersizlik şeması. İşte şemalarımız böyle böyle oluşuyor ve sonraki hayatlarımızı tamamen onlar yönetiyor. Ve her ilişki biçiminde o otomatik düşüncelere göre bir yaklaşım sergiliyoruz. Kesinlikle. Bunlar belki ön yargılar olarak da nitelendirilebilir. Devam edeceğiz. Hattımızda İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocama bir soru soracaktım. Tabii, buyurun. Benim 20 yaşında oğlum var.
devamlı böyle kafasında birisiyle bir takıntılı bir şey olsun, mesela ona böyle bir şey söylesin, hani olmaz bir şey söylesin, o insanın ismi devamlı kafası, hani beynimde diyor anne diyor. Sanki de o insan ismi diyor, hep diyor atıyor diyor kafamda diyor. Askere gitti, bu daha bir böyle şey yaptı, daha bir fazla oldu askerde. Askerden geldi, yine aynı, uykumdan bile diyor hep bir uyanıyorum yani diyor, düşünmek istemiyorum ama diyor, yine diyor o insanın ismi diyor, o bitsin diyor, ondan diyor, geçti gitti diyor. İkinci olsun diyor, yine aynı şekilde diyor, onun diyor ismi hep beynimde böyle diyor atıyor diyor, kötülük değil diyor. Ama diyor o insan aslında ben düşünmek istemiyorum ama diyor o düşünce hep var diyor. Onu soracaktım. Obsesif kompulsif gibi davranış bir durum problemi. Var sanıyorum. Obsesif kompulsif davranış problemi. Peki detaylandıralım. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hocam ne dersiniz? Obsesif kompulsif bozukluk. Hani biz böyle hep temizlik takıntısı gibi falan düşünürüz ama burada düşünce boyutunda düşünce da oluyor anladığımız kadarıyla. Oluyor. Ne yapmak lazım? Şimdi yapısıyla ilgilidir. Yapısında bir takım şeyleri aşması lazım. Genellikle hani ya olursa diye demin konuştuk ya. onlar garantici insanlar oluyorlar. Bir şeyler olmasın diye baştan önlem almaya çalışan garantici insanlar oluyorlar. Aynı zamanda obsesif kompulsif insanlar onay beklentisi yüksek insanlar oluyorlar. Çevrenin onun için ne dediği çok önemli. Kendi hakkında çevrenin ne düşündüğü çok önemli. Bu da yine yetişme tarzı ile ilgili. Hani aman evi toplayın yavrum, bak bir yerden biri gelir sizi kınar. Bunun için ev toplanıyor. Biz rahat edelim diye değil. Ya da bak başkası ne der? Dışarıda şunu yapmayın. İşte şu kötü alışkanlığınız olmasın, el alem ne söyler? Gibi hep dış odaklı çocuk büyütüldüğü için, kendisinin de yapısal olarak sevgi dili onay olduğu için o onayı alacağım ben diye birçok davranışını kontrollü yapıyor. Mükemmel yapmaya çalışıyor, eksiksiz yapmaya çalışıyor, kusursuz yapmaya çalışıyor. Böyle yapmaya çalışınca ne olacak tabii ki doğal olarak? Beyin otomatik olarak bir takım ya düşüncelere saplanacak veya davranışlara, işte temizlik takıntısı gibi veya yatağın kenarına 8 kere vurmadan uyuyamamak gibi veya çarşafı kırışmasın diye hazır ol vaziyetinde sabaha kadar durmak gibi çeşitli davranış problemlerine dönüşecek. Hepsinin özünde yatan şey şu: kişinin kendisini dürüstçe ifade edememez. İçinde bir takım ukdeler kalması. Ama bu insanlar gerçekten hiçbir yerde kendini dürüstçe ifade edemiyor. Yani şu yaptığın beni kırdı demiyorlar. İçlerinden konuşuyorlar, içlerinden yaşıyorlar. Çok doğru. Ama demiyorlar. Demedikleri müddetçe de o tarz problemlerle uğraşırlar. Uğraşılabiliyor. Ne zaman ki demeye başlarlar geçer Allah'ın izniyle. İnşallah belki bir yardım da almaları yine dediğimiz gibi doğru olabilir. Devam edelim Bitlis'ten, başka bir soru soracaktım ama izleyicilerimiz maşallah soruları peş peşe bize iletiyorlar. Bitlis'ten bir izleyicimiz hattımızda. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Elhamdülillah gayet iyi, siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun, buyurun dinliyoruz sizi, biz de teşekkür benim ederiz. Benim sorum şöyle hocama. Şimdi eşimin ailesiyle aramızda iletişim sorunu var. Kendimi tam ifade edemediğimden hani düşünüyorum. Bazen iyi hareketlerim, iyi düşüncelerim, konuşmalarım olsa dahi bunu olduğu gibi anlamıyorlar. Bazen ben de aynı bu sorunu onlarla yaşıyorum. Arada yaşanmışlık şeyler var ve ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bazen düzeltmeye çalışırken belki yanlış şeyler de yapabiliyorumdur. Bu konuda biraz yardım isteyeceğim sizden. Eşinizin ailesiyle değil mi? Doğru anladık. Evet, eşimin ailesiyle. Yani kendimi istediğim gibi ifade edemiyorum ve tam bu tersiyle beni olmadığım gibi de anlıyorlar. Bu beni çok üzüyor ve incitiyor bu beni. Evet. Açık iletişim yanlısı olmanızı öneririm ben size. Evet. Mesela şu an programa sorduğunuz sorunun aynısıyla onlara gidebilirsiniz. Hani bugüne kadar aramızda bir takım iletişim problemleri olduğunu görüyorum.
Bu bazen benim algılarımdan, bazen sizlerin beni doğru algılamamasından kaynaklı oluyor. Ama ben sizi, siz sanırım onları doğru algılamak istiyorsunuz, doğru mu? Ben onları doğru algılıyorum. Hani bazen belki iyi davransalar da incinebiliyorum. Ama hani aramızda bu iletişim yok. Onların yanında oturup böyle derdimi anlatacak şey yok yani. O... Şimdi doğru algıladığınıza nasıl emin olabiliyorsunuz? Şöyle hani mesela bana yanlış yaptıklarında anlayabiliyorum veya bana iyi davrandıklarında ben bunu da kabul ediyorum. İyi günleri var diyorum. Ama tamamen bu benden kaynaklanıyor. Ben kendimi başta olduğum gibi ifade edemedim. Yanlış ifade ettim, yanlış anlaşıldım. Aramızda çok çok büyük bir iletişimsizlik sorunu var. Yani onların yanına oturup böyle duygularımı, olan sorunları oturup rahatlıkla söyleyemiyorum. Evet, işte bunu sizin aşmanız gerekiyor. Aynı bu şu an bize anlattığınız şekilde onlara sizin yanınızda başlangıçta yaptığımız hatalardan dolayı bir takım şeyleri söyleyemiyorum, duygularımı söyleyemiyorum, düşüncelerimi söyleyemiyorum ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ve kendimi doğru ifade etmek istiyorum şeklinde yaklaşmanız çok güzel olur. Evet, çok başta güzel bir adım olur. Bir şey. Çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. Bu örnek üzerinden devam edelim. Çok sağ olunuz. Bizim tavsiyelerimizi dinlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal hayatta farklı yapıdaki insanlarla bir aradayız. Peki yaşanan anlaşmazlıklar hangi hatalardan kaynaklanıyor? Algı ve kültür farklılıklarıyla nasıl uzlaşmak gerekiyor? Uzman psikolog Tuğba Demiröz'le evlilik, gelin kaynana ilişkileri, iş hayatı, komşuluk ve daha pek çok sosyal ilişkiye dair tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet, izleyicimiz oldukça güzel bir soru sordu. Özellikle evlilikte kişi bambaşka bir ailenin içerisine dahil oluyor ve orada ciddi iletişim kazaları söz konusu olabiliyor. Burada en başta da vurguladığınız şey, durum ne, ben ne hissettim, acaba bu doğru mu? Bir iletişim yani, karşılıklı bir iletişim. Ama ben şöyle bir şey olduğunu gözlemliyorum, kendi hayatımda da bu olabiliyor. Ya öfkelenip kendimizi ifade ediyoruz ya ağlayarak kendimizi ifade ediyoruz. Hani böyle mantık zemininde yetişkin insanlar olarak konuşamayabiliyoruz yani. O duygular hemen ya öfke duygusu ya üzüntü, ağlamalar filan, bu sefer yine iletişim kurulamıyor. Yani ağlayan bir insanla ya da bağıran bir insanla ne kadar iletişim kurabilir ki insan yani. Evet. Burada kendimizi ifade ederken o duygu mantık dengesini nasıl kurmalıyız? Duygularımız farklı çalışıyor çünkü farklı bir tarafımız. Hı hı. Düşüncelerimiz ayrı çalışıyor, o ayrı bir tarafımız. Bedenimiz ayrı çalışıyor, o da ayrı bir tarafımız. İnsan hani dört şeyin bütünü. Hı hı. Duygu, düşünce, beden ve ruhun bütünü. Bunların hepsi aslında ayrı çalışıyor. Hı hı. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela Allah inancı da böyledir. Allah inancını biz kalben, duyguyla anlayabiliyoruz. Akılla anlamamız mümkün değil. Akılla çok çabuk küfre düşeriz. Sınırlı çünkü bizim. Evet, aklımız sınırlı. Çünkü aklımız bir şeyi hep bir yapanın olduğunu söylüyor. Böyle düşündüğümüzde direkt küfre düşeriz. Şirket. Ama duygularımızla anlıyoruz. Aynı şekilde duygularımız ilişkilerde farklı. Aklımız farklı çalışabilir. Duygularımızla öfkelendiğimiz zaman öfke duygusu düşüncelerimizi karma karışık eder. Oysa bizim merkezimizde kalıp söylediğin şey beni çok öfkelendirdi dememiz, öfkemizi ağlayarak ya da bağırarak ifade etmemizden çok daha sağlıklı. Çünkü o zaman öfkelendiğimizi söylemiş oluyoruz. Diğer türlü göstermiş oluyoruz. Fakat gösterdiğimizde neye öfkelendiğimizi karşı taraf bilmiyor. Hı hı. Ya da gördüğü kadarıyla kendi yordamına göre bir açıklama yapıyor kendi iç dünyasında. Hı hı. Ama doğru mu mesajı ilettik, yanlış mı mesajı ilettik, bundan biz bir haberiz. Hı hı. Doğru mesajı ilettiğimizi anlamak için duygusal bir takım şeylere girdiğimizde, mesela işte şu an senden bunları duymak beni gerçekten çok kırdı. Bana şunları düşündürtüyor. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama tamamen yaşadığım şey bu. Şu an çok üzgünüm
demek ayrıdır. Bir köşeye çekilip ağlamak ayrıdır. Doğru. Yine algı farkı. Kimi insan vardır ağlayanın yanına gider, destek olmaya çalışır. Kimi vardır ağlayanı tamamen yalnız bırakır. Doğru. Farz edin ben yalnız bırakılmak isteyen bir ağlayanım. Karşımdaki de gelen birisi beni bir türlü ağlarken bile rahat bırakmıyor derim. Ya da ben tam tersi olayım. Ağlarken ilgiye ihtiyaç duyayım ama karşımdaki ilgisiz kalsın. Ha bak yanıma bile gelmiyor. Oysa onun mantalitesinde de ağlasın, içini boşaltsın, sonra konuşuruz olabilir. Ama bunların her birine bizler farklı anlamlar yüklediğimiz için, farklı atıflarda, yani iletişim kulakları yine bunlar, farklı atıflarda bulunduğumuz için, işte beni yalnız bıraktı, bak oralı bile olmadı, ağlamam bile onu ilgilendirmiyor şeklinde bir yorum çıkartabiliriz. Oysa diğer insan, ya bir sakinleşsin. Zaten ağlarken iletişim doğru, kuramayacağız. Kötü niyet yoktur aslında. Belki de öyle düşünüyor. Bunu da bilmiyoruz. Çok doğru. Şimdi yine bir örnek üzerinden gidelim isterseniz. Bu gelin kayınvalide ilişkileri ve gelin ve işte eşin ailesi ilişkilerinde bu tür kazalar çok fazla çok yaşanıyor. Fazla. Çünkü farklı kültürlerden insanlar bir araya geliyor. Dediğiniz gibi yaklaşım biçimleri, algılar, beklentiler farklı olduğu için bir çatışma meydana geliyor ve iki tarafta birbirini suçlamaya başlıyor. Kesinlikle. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki işte aile İstanbul'da yaşıyor. İşte gelin de Ankara'da yaşıyor. Tamamen afaki olarak söylüyor. Oradan gelen kültürler farklı. Gelin diyor ki bize akşam oturmaya gelecekseniz bana haber verin de gelin. Böyle çat kapı gelmeyin. Hazırlık yapmak istiyor belki. Onun da niyeti iyi. Ama kayınvalide de bunu sanki bir mesafe, bir samimiyetsizlik gibi görüyor. Diyor ki yani oğlum gelinim hani öyle mesafelere haber vermelerine gerek var el gibi. Çat kapı gidiyor. Çünkü kendi gibi biliyor. Kendi gibi biliyor. Kendisine de kayınvalidesi gelse haber vermesine gerek yok. Yok. Evet, evet. O da öyle düşünüyor. Şimdi gelin diyor ki ya bunlar ben istemememe rağmen çat kapı geliyorlar. Kayınvalide de diyor ki beni istemiyor bu gelin. Hadi bakalım şimdi nasıl çözeceğiz bu mevzuyu? Tamamen yüklenilen anlamlar. Yine atfettiğimiz anlamlara tepki veriyoruz. Oysa şöyle demiş olsak. Ben mesela diyelim ki o gelin benim. Ve haberli gelinmesini istiyorum. Bu benim için önemli. Karşı tarafı kırmadan, incitmeden. Hani siz nasıl algılıyorsunuz bilmiyorum ama seviyorsam sizleri çok seviyorum. Sizleri ağırlamayı da çok seviyorum. Fakat evimde dağınıklığım olabilir vesaire bir şeyim olabilir. Sizleri iyi ağırlamak istiyorum. Çat kapı gelindiğinde kendimi yetersiz hissediyorum. Bu yüzden bana haber vermeniz beni çok mutlu eder. Bitti, bitti aslında. Evet. Ama atfettiğimde bak işte söylemiştim gene geldiler. Hiç beni önemsemiyorlar. Hiç kale almıyorlar. Beğenmiyorlar, kendi gibi olmamı istiyorlar gibi atıflarda bulunduğunda o zaman kayınvalideme karşı sürekli kızgın bir insan haline geleceğim. Bu sefer duygu birikimi söz konusu oluyor. Çok kesinlikle. Ciddi bir de akıl niyet okumamı var orada sanki. Kesinlikle var. Yani kesin böyledir ama hiç alakası yok belki yani değil mi? Evet. Evet. Herkesi kendisi gibi bilmek de bir problem kayınvalide açısından bakarsak da galiba. Her iki açıdan da. Herkes kendisi gibi. Diğer gelinin kızmasının sebebi de şeydir. Ben bir yere gideceğim zaman haber veriyorum. O da versin. O da versin. Yani ben yapıyorsam, yapmalıysam melimalı kalıplarıdır otomatik düşüncede bu. O da yapmalı. Doğru değil mi bu? Yapması gerekmiyor mu sizce de? Doğru olan bu değil mi? Hani bu olmalı. Hayatı kurallarla algılıyor. Kuralların dışına çıkıldığı zaman da kendisi çıkarsa kendisini suçlu hissediyor. Başkası çıkarsa da öfkeli ve kızgın hissediyor. Evet, burada o zaman akıl niyet okumayacağız. Kesin yargılara hemen atlamayacağız. Sonuca atlamayacağız. Konuşacağız ve kendimizi ifade edeceğiz. Yani, bu şekilde de çözülür sanıyorum. Bu şekilde kesinlikle çözülür ama her iki insan da açık iletişim yanlısı olursa. Taraflardan biri mesela daha kırılgan bir yapıda olup ya işte demek beni böyle anladı neyi sen bilirsin deyip çekilip iç dünyasında kızgınlaşabilir.
Açık iletişim yanlısı olan tarafın, hey bana kırıldığınızı görüyorum, farkındayım ama sizi kırmak gibi bir niyetim yok. Niyetim şudur şudur, daha iyi, daha candan bir iletişim kuralım istiyorum. Onun için konuşmaya gayret ediyorum şeklinde niyetlerini izah etmesi çok önemli oluyor. Evet, peki devam edelim. Erzurum'dan Filiz Hanım hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun Filiz Hanımcığım. Benim sorum kayınvalidelerle ilgili değil ama kendimle ilgili. Tabii ki. Her konuyu yaşamadım. Konuşuyoruz. Buyurun, buyurun. Benim hocama sorum, 3 yıl önce benim arkadaşım intihar etti ve ben çok korkuyorum. Ben de yapar mıyım, ben de olur muyum gibi korkusuna ve ben bununla ilgili psikoloğa gittim. Ama oradan ben daha çok etkilendim. Çünkü beni hocalarla falan bulaştırdı, işte hocalarla götürdü, bir şeyler olmuş falan dedi. Ve benim korkularım üst üste daha çoğaldı. Ne yapabilirim acaba? Ben sorunun başını anlamadım. Hı hı. Filiz Hanım 3 yıl önce bir arkadaşını kaybetmiş intihar sebebiyle. Evet. Acaba ben de o şekilde intihar eder miyim diye endişeleri var. Yardım aldığını da söylüyor. Fakat bu kaygıların daha da arttığını söylüyor. Sizin zihninizde dönen düşünce ben de intihar eder miyim mi? Evet, evet. Ya da çocuğuma, ya böyle tek durduğum sıra, yani gittiğim hani yardım aldığım kişi daha çok yani korkmaya başladım, daha çok etkilenmeye başladım. Hani beni bir yerler söyledi yani. Hani daha tedavi olamadım orada, öyle diyeyim yani. Keşke bunu yani böyle üç harflerle korkmaya, artık onları da söyleyince ben her şeyden korkmaya başladım. Ne yapabilirim acaba? Yani artık şeyde gitmek istemiyorum, doktora da veya da işte hani psikoloğa da. Yardım almanız çok önemli ama bunların tek başından üstesine gelmeye çalışmanız, kendi düşünce çarpıtmalarınızı fark etmeniz, hani burada program sırasında yardımcı olunabilecek bir mesele değil. Ben bulunduğunuz yerde yine bir psikolog ya da bir psikiyatrist, güvenilir birini araştırıp gitmenizi çok isterim. Çünkü insan düşünmekle bir şey olmaz ama sizin temelinizde başka şeyler yatıyordur. Onların araştırılması ve çözümlenmesi çok çok önemli. Evet. Bir de hani bir uzmanımız belki sizinle frekans tutmamıştır diyelim ya da doğru bir tespit olmamıştır ama pek çok uzmanımız, mutlaka Erzurum güzel bir şehrimiz vardır. Bence başka alternatiflerde denemekte beis yoktur. Yine psikoloğuna karşı da dürüst olsa, ben sizi böyle anladım. Söyledikleriniz bende daha fazla korkuya sebebiyet verdi. Dürüstlüğünde olsa terapisti açılırdı, doğru. Asıl açılması gereken bunlardır zaten terapi sırasında. Hocam, hani hocam, bana bunu yaşattınız, böyle düşündürüyorsunuz. Hocam şimdi mesela kendi kendime artık şey etmeye başladım, yani tedavi etme, artık böyle yok bu saçma bir düşünce, artık bir şeyler ama yani oraya gittikten sonra sanki daha çok arttı korkularım yani. O yüzden hani gitmek istemiyorum. Yani o Erzurum'da da değil, başka bir memlekette gittim yani. Psikoloğa yani gitmekle kendime korku artmaz. Ama tabii ki korkularım da var yani. Şimdi psikoloğa gitmekle korku artmaz ama beynimizin bize bir takım oyunları var. Mesela zamanda yakın olan şeyleri bir arada algılamak gibi. Mekanda yakın olan şeyleri bir arada algılamak gibi. Örneğin korkularınızın arttığı bir döneme psikoloğa gitmek denk geldiyse, psikoloğa gittim korkularım arttı. Oldu. Çok veya işte atıyorum ameliyat olduktan sonra kabus gördüyseniz, ameliyat oluyorum kabus görüyorum. Çünkü niye zamanda yakın? Zihnimiz eşleştiriyor. Bunlar zihnin oyunu. Yani bunlar sizi psikologlardan ya da psikiyatristlerden uzak tutmak yerine tam tersine gidin, konuşun, aşın. Bunlarla yaşamak çok sıkıntı verici. Hayat kaliteniz düşmüş olur. Hayatı çok daha kaliteli, çok daha doyumlu yaşayabilirsiniz. Ya hocam o düşünce geldiği an yani gerçekten hani korkuyorum. O düşünce gel, ter basıyor, böyle aniden bir şey yapacağım, bir şey olacak diye çok sıkıntı yaşadığınız oluyor ama yaşadığınız şey bir tür panik atak zaten ve saplantılı düşünceler. Yardım almanız da elzem. Kesinlikle. Tek başına üstesinden gelmeye çalışmak yerine yardım alın. Zaten siz kendi gayretlerinizle iyileşeceksiniz ama birisi size doğru kılavuzluk yapmalı. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hocamız da önemli bir tavsiyede bulundu. Mutlaka yardım almakta fayda olacaktır. Allah kolaylıklar versin, şifalarını göndersin diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu arada bizler de yardım alıyoruz. Hani hep, psikologlar da yardım alıyor, psikiyatristler de yardım alıyor. İnsan niye yardım alıyor? Kendisine tarafsız gözle bakamıyor.
hani programın başında dedim ya, bizi hastalandıran şey acılar değil, karşılaştığımız acılar değil. Onlara yüklediğimiz anlamlar, onlara yaptığımız atıflar. Bunu bir psikolog da yapabilir, bir psikiyatrist de yapabilir. Hı hı. Kendisi de yardım alır. Çünkü neden? Ona tarafsız gözle bakacak birisine ihtiyaç duyar. Evet. Yardım almak demek, benim yardıma ihtiyacım var demekten ziyade, ben kendimi bu ara tarafsız göremiyorum, tarafsız bir göz bana baksın, işinde uzman bir göz ve nerelere yoğunlaşmam gerektiğini bana kılavuzluk etsin, budur. Yoksa aslında yine kendimize yardım ediyoruz. Doğru. Evet, hocam 7 dakikamız kaldı. Peki. Ama hızlı hızlı birkaç başlığı daha ele alalım isterseniz. Şimdi yine evlilik ilişkisi üzerinden gidelim. Bir evli çift düşünelim. Hanımefendi böyle değişik yemekler yapmayı seviyor. Bir gün şehriyeli pilav deniyor, bir gün internetten bakıyor bambaşka bir pilav çeşidi yapıyor. Bir gün tavuklu yapıyor, bir gün sebzeli yapıyor. Ama adam diyor ki ya pilav dediğin sade olur. Benim annem hep sade yapardı. Bu ne şimdi böyle? Ondan sonra o onu yargılıyor. O diyor ki benim yaptığım yemeği beğenmiyor musun? Halbuki ben diyor çeşit çeşit aslında güzel olsun diye yapıyorum. O da diyor ki benim annem öyle yapmazdı. Aa beni annenle mi kıyaslıyorsun? O alıyor başını gidiyor bakalım tartışmalar. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz bu tür farklı alışkanlıkları? Bunlar bizim davranış kalıplarımız. Doğuştan itibaren şemalar gibi hayatımıza yerleşmeye başlıyorlar. Bazı insanlar dediğiniz gibi hani pilav dediğin sade olur diyen insan gibi aynılıkçı diyoruz biz onlara. Aynılıkçı insanlar. Hani kişilik yapısı olarak daha çok aynı şeylerden hoşlanıyorlar. Farklılıklara açık olmuyorlar. Alıştığı gibi, annesinin yaptığı gibi olsun istiyorlar. Diğer insan da muhtemelen ya farklılıkçı ya da nitelikçi farklılıkçı dediğimiz davranış kalıbında davranıyor. Sürekli yeni bir şeyler denemeye, zenginleştirmeye çalışıyor durumu. Bir farklılıkçıyla bir aynılıkçı bir araya gelmişse ve birbirlerinin yapısal olarak farklı olduğunun farkında değillerse, o zaman işte anlamlar yüklemeye başlarlar. Aynılıkçı olan beni ciddiye almıyor, hiç istediğim gibi yapmıyor, hep burnunun dikine gidiyor, kendi istediği gibi olsun istiyor diye atıfta bulunur. Diğeri de bak onun için o kadar uğraşıyorum, internetten yeni tarifler araştırıyorum, mutlu olsun diye uğraşıyorum ama yaranamıyorum diye algılar. Oysa kişiler kendisini fark etmiş olsa o zaman ifade edebilir. Yani örneğin hayatım ben çok aynılıkçı bir insanım. Alıştığım şeyleri alıştığım şekilde arıyorum. Fakat görüyorum ki sen farklılıkçı bir insansın. Farklı şeyler denemen, bunu anlayabiliyorum. Fakat benim yapım bunu gerçekten hani tolere etmiyor, kaldırmıyor ve kendimi çok değersiz hissediyorum. Benim için yemek hazırladığında alıştığım şekilde olması beni daha fazla mutlu eder. Ama arada bir hani ben de senin zenginliklerine uymaya gayret edeceğim deseler ve her iki taraf bu konuda kendini bilip uzlaşsa evlilik yolunda tartışmadan yürümek çok kolay olur. Fakat herkes karşısındakini yine kendi gibi bilir. İşte ben ona saçımı süpürge ediyorum, o kıymet bilmiyor. Hayır, o beni dikkate almıyor, hep istemediğim şeyleri yapıyor gibi yorumlarla evliliklerini kötü bir yola da sokabilirler. Evet, bu da çok güzel bir formül oldu. Aynılıkçı insan mıyız, farklılıkçı insan mıyız? Tabii ki. Burada bir yemek tarifi üzerinden bir örnek verdik ama bu her konuya uyarlanabilir kesinlikle. Yani aynılıkçı. Gezmeye de, alınan bir kıyafete de, işte bayramda nasıl bir hal tavır içerisinde olmak gerektiğiyle her şey uygulanabilir. Her şey. Aynılıkçılık ve farklılıkçılık kalıpları, buna göre de bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi ben bir de kişiselleştirme meselesini ele almak istiyorum. Mesela diyelim ki sizinle işte televizyonumuzun koridorunda karşılaştık. Tuba Hanım nasılsınız dedim. Sizin o sırada kafanız çok meşgul. Duymadınız beni ve geçtiniz. Burada ben dedim ki bana selam vermedi. Demek ki benimle konuşmak istemiyor. Ben şimdi ne yaptım? Kişiselleştirdin durum. Veyahut da başka bir örnek verelim. Arkadaşımıza telefon açtık, dedik ki hadi bugün seninle sinemaya gidelim. O da dedi ki ya çok işim var gerçekten, bugün olmasın, müsait değilim. Benimle ben bir daha görüşmek istemiyor. Herhalde beni başından savdı gibi ürettik. Nasıl krizlere yol açıyor kişiselleştirmek? İnsanlarla iletişimimizi tamamen bozuyor.
Çünkü kişiselleştirdiğimiz, yani daha çok böyle bakın hep otomatik düşünceler birbirinin içine giriyor. Mesela burada ya hep ya hiç düşüncesi de var. Ya hep benimle görüşecek, bir kere bile görüşmezse demek ki bir daha artık benimle görüşmeyi istemiyor. Bugün bana selam vermedi, demek ki bana küstü. Her gün selam veriyordu. Hayır, bugün vermedi. Demek ki artık benimle görüşmek istemiyor. Ben onun için bittim gibi. Düşüncelerin hemen hepsi bizim kişiselleştirmemizi kolaylaştırıyor. Ve fakat sorduk mu hani açık iletişimle? Ben sana selam verdiğinde bana selam vermemen bana şunu düşündürttü. Doğru mu düşünüyorum? Hakikaten benimle konuşmak istemiyor musun? Ben böyle bir çıkarım yaptım. Doğru mu çıkarım yaptım diye sorduk mu? Hayır, sormadık. Direkt bunu aldık, doğruymuş gibi kabul ettik, içimize attık. Oysa doğru mu, yanlış mı bilmiyoruz. Sormamız gerekiyor. Her şeyi kişiselleştirip inandığımız şey doğru, algıladığımız şey doğru dersek, işte o zaman kişiselleştirmenin tam böyle hani dibine kadar inmiş oluruz ve insanlarla sağlıklı ilişki kuramayız. Oysa kişiselleştirmiş olabiliriz, bunu hepimiz yapabiliriz. Gidip de ben böyle böyle düşündüm, doğru mu düşündüm dediğimizde o insan da hani o araba örneğindeki gibi iki başlık altından birini verecek. Hayır, yanlış düşünmüşsün, affedersin, dalgındım, seninle hiçbir ilgisi yok da diyebilir. Ya da evet, doğru düşündüm, bundan sonra seninle görüşmeyeceğim de diyebilir. En azından biz ne olduğunu anlarız. Ne olduğunu anlarız. Çok doğru. Diğer türlü hiçbir şekilde anlamayıp hep ikinci türde davranışmış gibi, sanki bizi istemiyormuş gibi kendi yordamımızla gideriz. Ve bu da bizim davranışımızı etkileyecek. Doğru. Bir dahaki sefer sen görürsün, sen beni sinemaya çağır. Bak ben seninle geliyor muyum? Doğru. Ne gerek var buna? Biraz olabilir olarak bakmak, farklı yaklaşımları, çeşitlilikleri kabul etmek, evet, ve açık iletişim kurmak gerekiyor galiba. Hep açık iletişim kurmak gerekiyor. Evet. Ve hepimiz keşke Türk toplumu olarak iletişime açık olsak. Hı-hı. Maalesef Türk toplumu kapalı iletişim üzerinde bir toplum. Hı-hı. Birbirleriyle açık iletişime girmiyorlar. Hatta açık iletişime girmeye çalışanlar yadırganıyorlar. Hı-hı. Bak sürekli ne hissettiğini söylüyor, ne düşündürdüğünü söylüyor. Baba şöyle düşünmüş. Gibi. Dalga geçiliyor. Oysa, son olarak alayım cümleleri. Oysa dalga geçilmemesi gerekiyor. İletişim yanlısı insanlar anlaşmak için çırpınıyorlar. Herkes iletişim yanlısı olsa o zaman gerçekten bu kadar psikolojik rahatsızlık da olmayacak. Çok doğru. Ciddi ciddi olmayacak. İşin ilginç tarafı bu kadar bedensel rahatsızlık da olmayacak. Çünkü bedenimize yansıyan bütün davranışlar bizim psikolojik olarak bir takım şeyleri halledemememizden kaynaklanıyor. Örneğin yuttuğumuz laflar midemizde gastrite yol açıyor. Çok doğru. Yutma süremiz arttıkça, işte 20 yaşına kadar yuttum, 30, 40, 50 yıldır yutuyorum. Ülser, kanser, Allah korusun, gidiyor. Oysa ben kendimi ifade etsem midem rahat edecek. Veya işte ense ağrılarım inatla bir şeyleri kabul etmememden kaynaklanıyor. Oysa ben insanlara eğilsem, ne demek istiyorlar, kulak versem, inatlaşmasam, zıtlaşmak yerine onları anlamaya çalışsam belki bunları çekmeyeceğim. Doğru. Bir sürü hem ruhsal, çok alakalı, hem psikolojik, hem bedensel hastalıklarımızın sebebi gerçekten bu kapalı iletişim. Açık iletişim yanlısı olduğumuz müddetçe bu düşünce çarpıtmalarını fark edip üstüne gittiğimiz ve yerine doğru düşünme şekillerini koyduğumuz müddetçe her zaman, her geçen gün daha sağlıklı bir hayata doğru gideriz. İnşallah. Her anlamda. Daha sağlıklı aileler, ilişkiler ve topluma doğru. İnşallah. Başta da söylediğiniz ve iş gibi. Hayatları. İş hayatlarının her açıdan iyi olacaktır. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza ederim. Sağlık. Hepimizin hayatına dokunan tavsiyeler sundunuz. Yine bekliyoruz inşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Bakalım neler konuşacağız. İhmal ve istismar çocukları tehdit ediyor. Belki de sandığımızdan daha yakın bir tehlike. Peki aileler çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili neleri bilmeli? Çocuklarını nasıl korumalı? Uzman klinik psikolog Nuray Baştan Aydın'la konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın.
stüdyoda cevaplayalım.